Ne yapmaya çalışıyorsunuz Ertuğrul Bey? Kaleme adam gönderip tehditle haraç istiyorsunuz. Oğlunuz elimdeyken ona istediğimi yapabilirdim. Ama dostluğumuza gölge düşmemesi için size kolaylık gösterdim. Oğlumun başına bir hal gelse seni yaşatmayacağımı bilirdin. Bu sebeple oğluma bir şey yapmayıp da benden fidye aldın. Akıllıca fidye kopardın. Şimdi anlaşıldı. Esas niyetiniz fidyenin intikamını almak. Buraya intikamla geldim, doğru. Lakin yalnız fidyenin intikamı değil, senin yularını elinde tutan o itten intikam almak için geldim. Ne demek bu? Ben yalnızca imparator... Yeter bu kadar yalan. Sen devletinin verdiği makamda hainlerin pusatını sallarsın. Bilmez miyim? Şimdi istediklerimi vereceksin. İstediğiniz altın çok. Yalnız altın değildir senden istediğin. Daha mühim şeyler vardır. Tekfur Yannis'in öldüğü gün ona bir kolye vermiştik. O kolye nerededir? Bilmem. Benim kolyeden haberim yok. O kolye için öldürülmedi mi Tekfur? Ha? De hele. Dragos öldürttü. O kolyede adı yazdığı için. Sen de bu kolyeyi aldın. Ne demek istiyorsunuz siz? Bu kadarı fazla. Oyun bitti Lais. Dragos'un iti olduğunu bilirim. Bana onun kim olduğunu,
ininin neresi olduğunu söyleyeceksin. Süleyman'ım, çok şükür iyisin. İyiydim. Çok şükür Allah'ım seni bize bağışladı. Lakin de anana hele. Niye başınızı derde sokarsınız? Onları göz göre göre ölüme terk edemezdik hanım. Biz vazifemizi yaptık. Kızım, olan olmuştur gayrı. Varma yiğidimin üstüne. Çok şükür ki iyisin. Süleyman, obamız yakında gelecek. Ertuğrul Bey'in birini vazifelendirmiş obanın ihtiyaçlarını tedarik edebilmemiz için. Ondan pazara varıp obamızın ihtiyaçlarını tedarik edeceğim. Pazarı da görmüş olurum. Nenem burada. Gözüm arkada kalmaz. Sen gidesin ana. Ben iyiyim. Sağ olasın anam. Hadi, hadi kızım. Gidişine bak. Ben burada kuzum yanındayım. Uyur kuzum. Geçecek. Geçecek inşallah. Geçecek nenem. Bu saçmalıklara boyun eğeceğimi sanıyorsunuz. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ve hiçbir şey de vermeyeceğim. Son sözün bu mudur? Bu. İyi o vakit. Dilden söz tükendiyse... ...e o vakit... ...pusatları konuşturmanın vaktidir. Haydır Allah! Alpler! Durun! Onu kendi pençelerimle bitireceğim. Yo!
Söyle, Dragostar it nerededir? O it nerede? Bana onun yerini söyleyeceksin. Nerede? Tamam. Tamam. Tamam yeter. Durun söyleyeceğim. Beyin yumruklarıyla dilinin kilidini kırmış Itır. Şimdi sandık açılır. Sizden aldığımız altınlarla adam topladık. Komutan Dragos da birkaç güne burada olur. Başka da bir şey bilmiyorum. Benden de buna inanmamı beklersin, öyle mi? Dragos'un Söğüt'te olduğunu bilirim. Madem bana onun ininin yerini söylemezsin, o vakit senin cezanı ibret-i alem olsun diye Söğüt'te vereceğim. Alpler, atıma bağlayın bunu. Cümle alem böyle soysuzları nasıl cezalandırdığımızı görüp ibret alsın. Emin olur beyim. Buyur Selendir beyim. Kalk. Bu gergiler iyidir. Bu çadır gergilerinin çivilerini de bizzat ben yapacağım. Bu gergilerden, işlenmiş ahşaplardan 400 adet isterim. Lakin ucuz olsun. Bu kadar çok olunca elbet fiyat da düşecektir. Hoş geldiniz hanımım. Kimdir bu hatun? Selcan Hatun. Abi, benimle ne konuşmak istemiştin? Emir Bahattin seni hatunu yapmak ister. Abi. Hele az bekle Esna. Selcan Hatun. Ben Umuroğulları'nın beyi Bey Bolat.
Geçmiş olsun demek istemiştim. Oğlun Süleyman iyidir inşallah. Sağ olsunlar. Bacıma kurulan tuzağa yetişmişler. Eyvallah Bey Bolat Bey. İnşallah oğlum tez vakitte ayaklanacak. İyi. Buna sevin. Gündoğdu Bey'i tanırım. Nicedir görmedim. İnşallah Söğüt'te onu görme şerefine nail oluruz. İnşallah. Elbet Gündoğdu Bey'im anasının elini öpmeye, kardeşi Ertuğrul Bey'le hasret gidermeye tez vakitte gelecek. Bey Bolat Bey, işittik ki bundan önce kurulduğun obada görklü toylar verip şölenler yapmışsın. Hele bir obam gelsin yerleşsin, gene vereceğim. İnşallah hep birlikte oluruz. Beyliğin yenidir, kutlu olsun. Lakin inşallah sen de rahmetli baban gibi yanlış yollara girmezsin. Zulme boyun eğenin, Oğuz'un kutlu yollarında olmadığını inşallah bellersin. Selcan Hatun, yalnız babama laf söyletmen. İnşallah Gündoğdu Bey Oğuz'un kutlu yolundan giderken Moğolların karşısına çıkmaz. Yoksa ne yaşayacak töresi ne de beylik edecek obası kalacak. Ertuğrul Bey'im Lefke Kalesi komutanı layısı yakalamış, sürükleyerek meydana getirir. Görelim bakalım Ertuğrul Bey'in adaleti nasılmış. Kansıza ibret nazarıyla bakın. Aramıza fitneler sokmaya, pazarımızı mahvetmeye, hülasa bizi yok etmeye yeltenen Dragos adlı itin maşasıdır. Olsun ki Dragos adlı o iti de getirip buraya ayaklarınızın önüne sereceğim. Hepinizin geldiğiniz uğursuz bozkıra geri gönderecek. Bu topraklar bizim. Defolup gideceksiniz. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Andolsun ki
Bizi yok etmek isteyenler bilsin ki suyumuzu kesenin pınarını kurutacağız. Dalımızı kıranın ağacını keseceğiz. Ve dahi ateşimizi söndürmeye kalkanın güneşini karartacağız. Gök pusatıma andolsun ki zalim ve soysuz düşman intikamsız öldürülmeyecektir. Eniklerinin ettiğine bak beyim. Vergiyi iki katına çıkarıp bildiğin ahaliyi gasp ederler. Hepsi de ahalinin alın teridir. Bu altınları Moğollara yedirmek gücüme gider beyim. Kursaklarında kalsın kardeş. Kursaklarında kalsın. Moğollarla onların işbirlikçileri bizi boğmak için fırsat kollarken onların ellerine koz veremeyiz. O vakit değil ahali de verecek altın. Nefes alacak can dahi bırakmazlar. Kurduğumuz düzen çok şükür bereketlidir. Ahali nasıl olsa yine kazanır. Hele şu günleri düzenimize zeval gelmeden bir atlatalım. Bizim de yapacaklarımız vardır elbet. Bey Bolat'ı haber ettiniz mi artık bey? Haber ettik beyim. Akşama otağa yemeğe davet ettiğini bildirdik. Beyim, biz bu altınları Bey Bolat'a teslim edeceğiz. Etmesine de onlar sağ salim Konya'ya götürebilecekler mi bu hususta endişeliyim. Haklısın artık bey. Benim de bir düşündüğüm vardır. Hele bir akşam Bey Bolat gelsin. Onunla konuştuktan sonra kararımı vereceğim. Bu sandıkları iyi muhafaza edersiniz. Teslim edene kadar ahalinin alın teri bizim omuzlarımızdadır. Buyruk senin. Buyruk senin beyim. Bizi zorladı. Lakin nihayet alnımızın akıyla kurduk obamızı. Gölgesi kaba, gövdesi doğurgan ulu ağaçlar. Kökleriniz gibi kök verir, dallarınız gibi çoğalırız bu topraklarda inşallah. İnşallah. Şerbet dökeyim beyim. Çok şükür beyim. Yurdumuz yine ulu ağaçların arası oldu. Atalarımız boşuna ormanları yurt edinmemiş İnan. Hem bir saldırı olursa ağaçlar bize siper olur.
belki tam siper olamamışlar abi. Tırma. Okumdan koruyamadılar seni. Hay benim Cevval bacım. Senin yıldırım gibi oklarına kim siper olabilir ki? Hoş gelmişsin. Hoş gördük ağabey. Hoş geldin bacım. Hayırdır abla? Mühim bir şey değildir. Obayı kurarken oldu. Benim Görklü ablam. Nicedir burnumda tutarsın. Hoş gördük. Şükür kavuşturana. Obanın kalanı nerededir? Yolbaşçı kurtar önden gelir. Oba da yakında burada olacaktır. Hay maşallah. Tam vaktinde yettin. Biz de nişanımızı astık. Desturla otağımıza adım basacaktık. Buyur o vakit abi. Nicedir aynı otağı altında toplanmadık. Hem konuşuruz ne oldu ne bitti. Ulu ağaçlar yurdunun erlik, yiğitlik ve hürlük nişan. Koçbaşı. Allah otağımıza, obamıza kut vere. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lais, Söğüt'ün ortasında öldürerek güya bize gözdağı vermeye çalıştı Ertuğrul. Ama ben severim böyle acımasız savaşları. Sonunda da kazanan hep ben olurum. Efendim, bu gidişle sizin Dragos olduğunuz ortaya çıkabilir. Önlem almamız gerek. Tara, senin daha şimdi düşündüğünü ben en başta hesapladım Tara. Gereken önlemler hazır. Nedir o? Öğrenince sen bile şaşıracaksın Tara. Bu oyun çok uzun ve kanlı bir oyun. Şimdi yeni bir harekete geçeceğiz. Uranus'tan haber var mı? Kaleye varmak üzeredir. Güzel. Güzel. Ben Komutan Uranos. İmparatorumuzun emriyle bundan böyle Lefke Kalesi'nin yeni komutanı benim. Efendim, kalemizin mevcudu ve geliri... Gelirlerin canı cehenneme! Ben buraya şövalye eğitmeye ve altın saymaya değil, intikam almaya ve savaşmaya geldim. Komutan Lais'in başına gelenleri duydum. Ertuğrul denen Türk, Söğüt'ün ortasında kellesini almış. Bu ne demek biliyor musunuz? Rezalet. Ve güya ona sadık olan adamlar da bu rezalet karşısında hiçbir şey yapamamışlar. Biz son nefesine kadar ona sadık kaldık. Elimizden geleni yaptık. Ama ben bu sadakatle yetinmem. Daha fazlası olacak. Nasıl?
Sen benim için ne yapabilirsin? Göster sadakatini. Savaşa gireceğiz. Ve bu savaşta bize yardım edecek dostlarımız da olacak. Yeteri kadar askerimiz var. İstersek Konstantinopolis'ten de getiririz. Bu adamlara gerek yok Komutan Uranos. Evet, bu adamlar derhal kalemizden gitmeli. Sadakatin ilk şartı emirleri sorgulamadan yerine getirmektir. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Ve ben emirlerimin sorgulanmasından nefret ederim. Şimdi burada baş başayız. Artık bu kale bizim. Ne imparator ne bir başkası. Sadakatiniz kimedir? Demek her şeyin arkasında Dragos denen adam vardı. Obamızı kurduk. Kalanlar da geldikten sonra daha güçlü olacağız. İnşallah. İnşallah. Ağabey, yarın beni babamın mezarına götüresin. Toprağına el sürüp dua edeyim. Yarın yolculuk var. Toplanan vergileri Konya'ya götüreceğiz. İyi. Ablam götürür o vakit. Ablan da bizimle Konya'ya gelecek. Hayrola? Ablamı niye götürürsün? Hayırlı bir iş için. Emir Bahattin'le evlendireceğim İlbilge'yi. Sen ne dersin bu işe? Denilecek her şeyi ben dedim zaten. Ablana ne hacet? Evlenecek dediysem evlenecek. Bu mesele kapanmıştır. Kapanmadı ağabey. Senin hükmün otağda, obada geçer. Lakin benim gönlüme geçmez. Emir Bahattin'in hatunu olmayacağım. İlbilge. Emir Bahattin'le evlenmen obamızın gücüne güç katacak. Devletin emiri derim. Başımıza konacak devlet kuşu derim. Sen niye laf anlamazsın? Ben öyle devlet kuşunun kanadını kolunu kırar atarım derim. Geri adım da atmam. Bilesin. Ben de istemeyen o gönlünü söker alırım İlbilge.
Bu iş gönül değil, akıl işidir. Bir emirin hatunu olunca, saraylı olup devletin nimetleri önüne serilince, sen de bana dua edeceksin. Aklını başına devşir. Beni çileden çıkarma. Ben aklımı da o emir bozuntusuna vermem. Saraymış. Benim sarayım bu görkülü otağıdır. At koşturduğum bozkırlardır benim sarayım. O dediklerin gözümü boyar mı sanırsın? Eksik olsun. Sana yaraşan kendini değil obanın istikbalini düşünmendir. Obanın istikbali içinde emirle evleneceksin. Biz de daha yüksek makamlara geleceğiz. Daha güçlü olacağız. Devlet gibi bir oba olacağız. Sen o emirin gözünde yükselmek istersin. Bunun için de beni kullanırsın. Güç için, kudret için, makam için bacını peşkeş çekersin. Ağabey! Senin hadsizliğin artık iyice boyunu açtı. Ben koskoca Beybolat, bacısına söz geçirememiş dedirtmem. Başımıza konacak devlet kuşunu da heba etmem. Yarın yola çıkacağız. Ben vergi vermeye, sen de Emir Bahattin'in hatunu olmaya geleceksin. Ağabey, keşke bu kadar yüklen... Sakın! Sakın bana akıl verme. Az bile yaptım. Yoksa aklı başına gelmeyecek onun. Şimdi git. Onunla konuş. Ne yap et, razı olmasını. Bir aksilik çıkarmamasını söyle. Yoksa kanım içime aksın ki onu öldürürüm. Akşama da hazır olun. Ertuğrul Beylere davetliyiz. Sakallardan haber geldi beyim. Sadrettin Konevi yola düşmüş. Söğüt'e doğru gelirmiş. Yarın da yol üzerindeki handa olacaklarmış. Sadrettin Konevi Moğollara direnişin manevi mihmandarlarındandır. Bu sebeple Moğolların öldürecekleri kişiler arasında ismi vardı. O bizim için çok mühimdir Artuk Bey. Bilirim beyim. Kendisi İbnül Arabi'nin en kıymetli talebesidir. Bundan ötürü Moğolların hedef tahtasındaki kişilerdendir. Moğollar mutlaka onun peşine düşeceklerdir. Onu korumamız icap eder. Aksakalları haber edesin. Yarın onu obaya getirmek için bizzat ben gideceğim. Buyruk senindir beyim.